Altının 1835-1875 dolar ons seviyeleri. Bu yaklaşık 1-2 ay içinde veyahut da ilk çeyrek itibariyle görebileceğimiz bir seviye. Daha sonra da işte bu faiz artırımları başlasa bile o faiz baskısının altın üzerindeki etkisinin olmayacağı kanaatindeyim ben. Doların değer kaybı, yani daha doğrusu enflasyona karşı koruma amaçlı olarak altının özellikle 1900-1950 dolar ons seviyeleri, teknik olarak 1965-75 seviyeleri çok önemli. O seviyeleri test edeceği gibi belki muhtemelen jeopolitik gerginliklere de buna ilave edersek orada da sürprizler olabilir. İşte hala yine Kuzey Kore füze denemelerine başladı yine. Diğer taraftan Ukrayna özelinde Çin'le, pardon, Amerika ile Rusya arasında gerginlikler var. Son olarak yaşadığımız Kazakistan meselesi başka bir orada cephe açılabilir. Bunlarla değerlendirdiğimizde de bu jeopolitik gerginlikler altına destek olabilir. Diğer taraftan işte bu pandemi sırasında rafa kaldırılmış olan Amerika ile Çin arasında özellikle ticaret savaşlarının tekrar gündeme gelmesi de söz konusu. Bunları da üst üste koyduğunuz zaman altını destekleyecek gelişmelerin altını baskılayacak gelişmelerden daha güçlü olduğu kanaatindeyim ben. O bakımdan dış piyasa fiyatı yükselirken tabii içeride de biraz önce bahsettiğimiz o dolar TL'nin seviyeleriyle birlikte şu anda 800 liradan işlem gören 24 ayar altının gram fiyatının ilk yarı itibariyle muhtemelen 1000 TL'yi tekrar göreceği kanaatindeyim. 2022'nin sonunda mesela 1500 TL olur mu diyor arkadaşlarımız. 1500 olmayabilir ama 1250 olma ihtimali var Sami Bey o noktada. Çünkü dolar TL'nin de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi Eylül, Ekim, Kasım aylarında bir miktar daha yukarı yönlü hareketiyle beraber altının da dış piyasa fiyatında hesap ettiğinizde 1250 TL seviyelerinde görebiliriz. Geçen sene bu günlerde altının gram fiyatı 420-425 lira seviyesindeydi ve hatta 400 liraya geldiği zaman herkes çok telaşlanmıştı. İşte biz 500 liradan aldık, 535 liradan aldık, daha da geriler mi, 350 liraya gerilecek diyorlar filan diye. Ben o noktada o dönemde yaptığım yorumlarda da buralardan ne kadar paranız varsa altın alın. Çünkü altın muhakkak ki bu seviyelerde kalması mümkün değil. Çünkü 535 lirayı gördü. Orayı tekrar görüp geçebilir. Hatta Eylül ayında da 650 lirayı görür demiştik. Ki Eylül ayı, yani Eylül ayında 650 değil, birdenbire 700. Sonraki günlerde de, haftalarda da bir anda işte 850-900 ve dolar TL'deki 18 liralık fiyat seviyesinde de 1040 liraya kadar görmüştük. Yani böyle hesap ettiğiniz zaman evet bir miktar dolar TL'den kaynaklanan bir yükseliş söz konusu olsa bile altını TL olarak baktığınızda 400 liradan almışsınız. Sene sonunda hadi bilemediniz 800 lira %100 kazanmışsınız. Dolayısıyla altının böyle bir hem enflasyona karşı koruma özelliği var hem de baskılayacak gerekçelerin çok fazla kalıcı olmadığını da hani görüyoruz. O bakımdan biz hala bu seviyelerden altın almanın sene sonu itibariyle getirisi iyi olan bir yatırım olarak önümüzde duruyor diye düşünüyorum. Son olarak bir de gümüşü sorayım sevgili üstadım. Ben gümüşü sorulduğu zaman gülmek geliyor içimden. Geçen sene bütün yaptığım yorumlarda herkes gümüş alın, gümüş alın derken ben de alıcılara ya gümüş almayın, gümüş böyle sürpriz yapar. Endüstriyel metal özelliği her ne kadar dillendiriliyorsa da bunun çok kalıcı olacak kanaatinde değilim demiştim. Haklı çıktım demek istemiyorum ama maalesef alanlar zarar etti. Bundan üzülüyorum. Şimdi 68 kilo gümüş 1 kilo altın alıyordu sanırım. Yani 68 gram gümüş veriyorsunuz, 1 gram altın alıyorsunuz. Şimdi 80 kilo gümüş veriyorsunuz, 1 kilo altın alıyorsunuz. Dolayısıyla hangisi kazançlı ben anlamıyorum. Ucuz diye gümüş almış olanlar ki miktar olarak da çok aldığında bunu saklaması sıkıntısı da var. Çünkü bankaların kasaları onun için küçük geliyor. Adam 1 kilo altın alacağına 68 kilo gümüş almış, bankada koyacak yeri yok. Şimdi diyor ki gümüş çok geriledi. Gümüşleri verip altın alacağım. Zarardasın diyorum. Olsun diyor. Yani dolayısıyla ben gümüşün çok fazla yükseleceği kanaatinde değilim. 22-23 dolarları geçmekte zorlanıyor. En fazla gelebileceği seviye geçen senede gördüğümüz ortalama 26-26,5 dolar ons seviyeleri.
İçeride her ne kadar tabii hesap TL bazında yapılsa da işte ben 6 lira 50 kuruştan gümüş aldım. Şimdi 10 lira ben zararda mıyım dediği zaman ben de zarardasın. Çünkü onun yerine dolar almış olsaydın daha çok karlıydın. Altın almış olsaydın daha çok karlıydın diyorum. Öyle bakıldığı zaman gümüş hala TL bazında da olsa zayıf seyrediyor. Bundan sonraki süreçte de çok fazla hani sadece dolar bazında yükselişle yükselebilir ama o zaman dolar tutmak da daha avantajlı gibi geliyor bana. Onun için ben gümüşü çok fazla hani yükselecektir diye alıcılara veya yatırımcılara heveslendirmek istemiyorum. Yalnız çok üzüldüğüm bir şey var. Bu ülkenin bazı geleneksel alışkanlıklarını bilmeyen arkadaşlar ki onlar kendileri biliyorlar. Gümüş efendim takı tavsiye ediyorlar. Yani şöyle söyleyeceğim. Çeyrek altın yerine işte onun gibi gümüşler var. Onlardan alın götürün diyorlar. Gümüşü kim alırsa onun son sahibi o olur. Basitçe izah edeyim. Çünkü onlarda işçilik de çok fazla. Geri götürdüğünüz zaman gümüşü örneğin Anadolu'daki şehirlere gittiğinizde 100 tane kuyumcu varsa satan olur veya alan olur. Onu orada bulup satmak da öyle çok kolay değildir. Bizim insanımızın şöyle bir alışkanlığı var ki bu Osmanlı'dan gelen bir alışkanlık. En kıymetli olan altın. Bunu da değer verdiğiniz insanlara hediye edersiniz. Dolayısıyla bunun için hala şu anda 1 gram altın tercih edenler olduğu gibi bütçesine uygun gelmeyenler yarım gram altın. Hatta şimdi 0,25 gramlıklarda vitrinlerimize koyduk. Onu bile tavsiye ettiğimiz zaman o kadar da değil. Sen ya bir yarım gram olanını ver, hiç olmazsa onu götüreyim diyor ve gümüş götürmesi zaten pek mümkün değil. Yani bunu maliyet olarak düşündüğünüzde arz talep dengesindeki eksikliğin de o maliyeti maalesef artıracağı kanaatindeyim ben. Bir de bunun yanında o altına ulaşamayanlar Anadolu insanı bunun da çözümünü bulmuş. En büyük para nedir? 200 lira. Gelinin veya damadın yakasındaki o kordeleye onu takmayı tercih edebiliyor. O bakımdan gümüş alın, efendim gümüş takı bundan sonra gümüş takmak daha şey gelecek, kolay gelecek veyahut da alışkanlık haline gelecek şeklindeki yaklaşımların bu sektörün içinde 50 yıllık bir geçmişin olduğunu da dikkate aldığımda böyle bir şey hiç yaşamadık. Ancak son dönemde rafinerilerin işte ürettiği 5 gramlık, 10 gramlık, 50 gramlık gümüşler var. Onlar da hediye için değil, daha ziyade tasarruf için biraz önce belirttiğim gibi. Ama hani portföyde ben gümüş de bulundurmak istiyorum diyenlere portföylerinde %5 en fazla gümüş bulundurulabilir. O da kendini tatmin etmek için yapılacak bir çeşitlendirmedir. Ben bu yönde altını daha tasarruf için daha uygun ve çabuk bozdurulabilen ve günlük ihtiyaçlarınıza karşı her an paraya çevirmede kolaylık çekeceğiniz bir yatırım aracı olarak görüyorum. Peki son Gönül Hanım demiş ki Gönül Hanım'ın sorusuyla bitirmeyi seviyorum programları. Altın mı dolar mı yatırım için? Şu anda altın görünüyor değil mi? Size anladığım Tabii ki kadarıyla. altın. Tabii ki altın. Çünkü neden altın Sami Bey? Altın şu anda geçenlerde de ki yorumda da söylemiştim. Son 10 yılın en düşük seviyesinde. Yani 1 kilo altın 58.500 dolar. Yani 58,50 sent dolar bazında gram fiyatı olarak. Geçen sene bu 63,5 dolardı. Yani 63.500 dolardı bir kilo altın. Böyle baktığınız zaman gümüş şey altın hala çok ucuz. O mesafeyi muhakkak kapatacaktır diye düşünüyorum biraz önceki gerekçelerle. O bakımdan evet dövizin yükselişi yani doların yükselişinden istifade edebileceğiniz gibi altının kendi yükselişini de içine kattığınız zaman altın mı dolar mı sorusunun cevabı bence altın. Mehmet Ali Yıldırım Türk çok teşekkür ediyorum. Kapalı Çarşı'dan bizlere Ben bildirdi. teşekkür ederim. Altın, para ve emtia piyasaları uzmanı. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. İyi hafta Görüşürüz. sonları İyi diliyorum. yayınlar. Abone Sağ olmayı olun. unutmayın. Lütfen Teşekkürler. beğenileriniz önemli.